Sınav neyledir? Bilir misin Ramu? Bela ile. Bela soru işaretidir sadece. Doğru cevabı bulman gereken sınavdır. Kimisi mal mülkle sınanır, kimisi mevki makamla. Ama sen can ile, canan ile sınanacaksın. Derdin sana derman olacak evlat. Neden öldürmek istedi seni? Bu yüzden. Git hadi buradan, Cihangir geliyor. Hadi. Beni bu kadar düşünüyor musun? Seni değil, kendimi düşünüyorum. Cihangir seni burada görürse benim de işim biter. Git buradan Ramo. Benim onunla görülecek bir hesabım var. Sen buraya Cihangir yalnız mı geliyor sanıyorsun? Hı? Sibel delirme, burada kalamazsın. Kalırım, Cihangir'in fotoğraflardan haberi yok. Adamlar maskeledi diyeceğim, bulacağım bir çaresini, git buradan! Gerçekten razı mısın buna? Belli ki razısın. Her seferinde beni daha da delirtiyorsun. Taner sana kafayı takmış. Haksız da sayılmaz. Hapisten çıkmana kimin yardım ettiğini bulmadan rahat etmeyecek. Bana bunu yaptırma demiştim. Çok tehlikeli demiştim sana. Taner her an ismime ulaşabilir. Ama seni ortadan kaldırırsam durum değişir, konu kapanır. Ya kapanmazsa? Başladığım işi bitirmeden ölmeye niyetim yok. Bence de. O zaman sakin ol da dinle. Konu Taner olunca hiçbir şeyin garantisi yok. Sen ölsen bile içeriden seni çıkaranı bilmek isteyecektir. Riske giremem. O yüzden tek yol Taner'in ölmesi. Benim Taner itiyle bir hesabım var, eyvallah. Ama senin tetikçin değilim. Bana bozu kimin öldürdüğünü sormuştun.
Taze yaşıyor mu? Yaşıyor efendim. Götürün. Hepiniz çıkın. Çıkın hepiniz. Seni. Cihangir, oğlum nerede? Niye gelmedi seninle? Bahtiyar. Cihangir, oğlum nerede? Niye getirmedin onu? Niye? Getiremedim. Getiremedim. Getiremedin mi? Getiremezsin Cihangir. Nerede kaldı senin kudretine? Nerede kaldı? Hani en büyük sendin ha? Hani sen kraldın? Nerede kaldı senin krallığın? Nerede? Nerede kaldı büyüklüğün Cihangir? Tamam.
Uğursuz! Yeter Hasan. Uğursuz! Şş, yeter! Uğursuz! Yeter! Oğlum öldü. O niye yaşıyor? Doktor, bir an önce ayıltın onu. Cevaplaması gereken sorular var. Tamam efendim. Bilmiyor musun Cihangir kimin yaptığını? Ne yani? Elini kolunu sallayarak geziyor mu bu? Onu bulacaksın Cihangir. Onu bulacaksın. Hatta bütün soyunu da kurutacaksın. Silah dayamak ne ya? Bence çok akıllıca. Seni oradan çıkarmanın başka bir yolu var mıydı? Hı? Ben Ramo'yum. Kurşuna kafa atarım. Oğlunu öldürür. Cesedinin başında Cihangir'i beklerim. Yavuz. Buyurun Cihangir Bey. Tamam. Gel dedi sadece. Endişelenecek bir şey yok. Sibel'in ne durumda olduğunu... Öğreneceksin, merak etme. Hala anlamıyorsun değil mi? Sibel seni değil, kendini kurtarmak için gitmeni istedi. Eğer sen de kendini kurtarmak istiyorsan... Sibel'le beni konuştur. O yanarsa... ilk sen tutuşursun. Cihangir beni Adana'ya ilk gönderdiğinde işim var deseydim keşke. Adana'nın ateşini İstanbul'a getirdim. Sen oğlumla gitmeyecek miydin? Efendim, Taner Bey Sözcü'nün adamını öldürmem için emir vermişti. Neden? Söylemedi efendim. Ben emri yerine getirdim sadece. Ne acelesi vardı? Hı? Niye yalnız bıraktın oğlumu? Senin birinci görevin... Baba! Baba! Yapma baba. Yeter yapma. Bak acımı bile yaşatmıyorsun, yeter. İçeri gir, anneni yalnız bırakma. Baba. Nehir, içeri gir, anneni yalnız bırakma. Taner yaşıyor mu? Anlat. Ne oldu? İçeri iki adam girdi. Ben yüzlerini görmedim. Maskeliydiler, kar maskeli.
bir anda saldırdılar. Taner. Sakinleş. Sakin ol. Anlat. Taner bana içimizdeki haini buldum, gel gör dedi. Kim bu içimizdeki hain? Bilmiyorum. Taner biriyle konuşuyordu. Ben o sırada banyodaydım. Bağıra çağıra bir şeyler söylüyordu. Ben banyodan çıktığımda da zaten sizinle konuşuyordu. İçimizdeki haini buldum dedi. Ben dedim ne oluyor? Kadınlar bizim işimize karışmaz bilmiyor musun diye tersledi beni. Sonra da ortalık karışacak, eşyalarını topla seni buradan göndereceğim dedi. Ortalık karışacaktıysa neden bana söylemedi? Sadece gel dedi. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Taner'in bağırmasını duyduğun ana kadar her şey normal miydi? Ya o git dedim. Evet, her şey normaldi. Yani ne olduysa sen banyodayken oldu. Dediğin gibi olmuş olabilir. Ya da içimizdeki hain sensindir. Oğlum beni bu yüzden oraya çağırmış olabilir. Ben mi? Evet, sen. Oğlum öldü. Sen yaşıyorsun. Herkesten şüpheleniyorum. Herkesten. Çok yakında her şeyi çözeceğim. Her şeyi çözeceğim. Buradan sakın bir yere ayrılma. Allah sabır versin Cihangir Bey. İhanetin sabrı olmaz Yavuz. Hem öyle bir ihanet ki bu benden oğlumu aldılar. İhanet mi? Olanları ne zaman öğrendin sen? Az önce. Nereden geldin buraya? Size ihanet ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Oğlum öldü Yavuz. İmparatorluğumun varisi öldü. Ben yalnızca katili aramıyorum. Herkes masum olduğunu ispatlasın istiyorum. Anlıyorum. Benim görevim de şüphenizi gidermek. Benden bir şüpheniz varsa durmayın. Sizin hizmetinizde Taner'in doğumunu gördüm. Koy onu beline. Sibel yaralanmış galiba. Durumu iyi mi? İyi. Odasında dinleniyor. Olayla ilgili konuşmak isterim onunla. Müsaade ederseniz. Etmem. Doğu ve benim dışımda hiç kimseyle görüşmeyecek.
Nasip Elkeleri mi vurdu? Başın sağ olsun. Bunun gerçek olduğuna hala inanamıyorum. İyi misin? Başım çatlayacak gibi. Ben bir ağrı kesici bulayım. Nehir Hanım'ın başı ağrıyor. Hemen bir ağrı kesici bul bana. Tamam. Yalnız içinde parasetamol olmasın ha. Ha. Bak yanlış bir şey getirme. Fazla vaktim yok. Sen yaşıyorsun. Ölmüş olmam mı tercih ederdin? Hayır, Taner seni aradı ya Ramo'yu getir diye. Ramo yalnız geldi ben. Senin her şeyden haberin var. Ramo'ya yardım ettin. Taner'in telefonu, kurtulacak fırsatım olmadı. Bunca zaman her şeyi Ramo için yaptın değil mi? Peki neden Taner'le evlendin? Fazla vaktim yok demiştin Yavuz. Neden bundan Ramo'ya hiç bahsetmedin? Çünkü Ramo bilirse... Ne olursa olsun seni bırakmazdı. Ramo bu gerçeği öğrenirse seni asla bırakmaz. Cihangir de Ramo'nun peşine. Ortalık kan gölüne döner. Farkında değil miyim sence ben bunu? Ramo ile kaçmak yerine bu cehenneme niye döndüm sanıyorsun? Dinle beni. Doğu gelmek üzere. Cihangir cinayeti çözmesi için Doğu'yu görevlendirecektir. Asla küçümseme onu. Çok zeki ve kurnazdır. Senden şüphelendi mi işin biter. Kendini vurman işe yarar ama yetmez. İlk aklıma o geldi. Ne yapayım? Ramo da oradaydı. Onu dinler dediklerini harfiyen söylersen... ...kurtulmak için bir şansın olur. Ramo ile mi konuşacağım? Ramo? Sibel? Dinliyorum. Anlatacaklarım varmış galiba. Kendini vurmuşsun. Önemli bir şey değil, küçük bir yara. Ya nasıl yaparsın bunu? Benimle niye gelmedin? Niye mi? Çünkü olmak istediğim yerdeyim de o yüzden. Güçlünün yanında. En güçlünün yanında. O en güçlü seni yakalamasın. İstiyorsan şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum. Yapmayın. Taner. Taner. Yapmayın. Taner.
Sibel. Sayıklıyordun. Farkında değilim. Dün gece olanları tekrar tekrar düşünmeni istiyorum. Aklına bir şey gelirse, ufak bir detay dahi olsa bana söyle. Altın. Altın? Taner telefonda bağırırken altınla ilgili bir şeyler söyledi. Yavuz. Yavuz nerede? Yavuz'u bulun bana. Teşekkürler Ramal. Buldum. Parasetamol içermiyor. 30 dakika içinde plazma konsantrasyon yollarına ulaşıyor. Tamam tamam, hemen ver Nehir Hanım onu. Hadi. Beni istemişsiniz. Neredesin sen Yavuz? Vahap, Kürşat, Fikret, Erkan. Dördünü de ara. Cenazeden sonra dördü de burada olsun. Şey mi oldu? Dediğimi yap sadece. Peki Cengiz Bey. Yavuz. Sen de orada olacaksın. $9,997,9,998,9,999,1,000,000. Ulan tirek, o öyle sayılır mı salak? 1,000,000 olur mu? Dinle. 9,997,9,998,9,999,1,000. Hayır. Ne diyorsunuz siz ya? Nasıl sayıyorsunuz? Sayıyoruz işte. Ya amcaoğlu bak, öyle sayılmaz. 9,997,9,998,9,999,1,000. Bas. Lan hakikaten 1,000 oldu lan. 10,000, 10,000. Bize okula gidin diyorsunuz, kendini saymayı bilmiyorsunuz. Sesler. 1, 2, 3. 9,997,9,998,9,999,10,000. Aferin size. Şimdi siz bu parmak hesap, yani siz bu kafayla İstanbul'u yönettiğinizi zannediyorsunuz, öyle değil mi? Yenge bir dakika. Şu televizyon sesini açsana bir. Yayınımıza bir son dakika haberi için ara veriyoruz. Dün gece geç saatlerde öldürülen ünlü iş insanı Cihangir Handan'ın oğlu Taner Handan'ın cenazesi az önce mezarlığa getirildi. Nasıl yani? Taner Handan henüz 2 gün önce dünyaya evine girmişti. Sibel'in kocası. Şşş, yavaş. Vay babam vay. Neler olmuş ya? Beter olsun şerefsizler. Kız, bu adam bizim altınlarımızı geri almaya kalkmasın. Aa, vallahi vermem. Vermeyiz. Dur Afet, dur. Cihangir'in oğlunu öldürmeye kim cesaret edebilir ki? Şok edici cinayetin yankıları sürerken ne emniyette ne de Hanlı ailesinden henüz bir açıklama gelmedi. Failleri henüz bulunamadığı için Hanlı ailesine destek istihbaratında gerçekleştireceği öğrenildi. Mezarlıkta geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Thank you.
bunu yapanları dünyaya dar edeceğim Nehir. Seni böyle ağlatanlar ölmek için yalvaracaklar. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başım sağ olsun. Oğlun kanını yerde bırakmayacağız. Her ne olursa olsun. Ramo neredeymiş dün gece? Evindeymiş. Ailesiyle birlikte. Emin misin? Evet. Şimdi mi? Şimdi. Oğlumun toprağa soğumadan Ramon'un işi bitecek. Kardeş. Hiç saklama, ben anladım. Sen yaptın değil mi? Hakikaten sen mi yaptın lan? Abi yavaş. Milleti endişelendireceksin. Sibel'i öldürecekti. Neden? Niçin? Sibel'in bana yardım etmek istediğini anlamış. Ya ben de bu kızı hiç anlamıyorum. İlk önce ihanet ediyor, sonra yardım etmek istiyor. Nasıl iştir ya bu? Hangi kızı? Ne kızı? Ben kız falan demedim ya. Kimmiş o önce ihanet edip sonra yardım eden? Ya kim olacak? Yavuz Efendi, Yavuz Efendi.
Ramu bana bak. Senin bu Cihangir'in oğlunun ölümüyle bir ilgin yok değil mi? O kız yine senin başını yakmasın. Hala ne alakası var? Bu şerefsizlerin tek düşmanı ben miyim? Dün limana gelmiş ama duydum. Ramu sakın bak. Sana hakkımı helal etmem. O kızdan uzak duracaksın. Başımıza beladan başka bir şey getirmedi zaten. Seni hapse attırdı, yaktı seni. Sen daha doymadın ha? Bir daha mı yanacaksın? Doydu halam, doydu. Şahinler nerede? Limana gittiler. Ben limana geçiyorum. Siz ortalık durulana kadar evden ayrılmayın. Kirpik, gelin lan misafirlerimiz var. Hayırdır kardeş? Rama nerede? Ne yapacaksın Rama'yı? Derdin ne senin? Sen. Altının gramı? 32.032. Anam, olmuş mu o kadar? Yok kız Afiyet, dur. Anamın kafası eskiye gitti. Şu aralar 460 lira falan. 460 yazıyorum. Ben şeyi anlayamıyorum. Yani alıştan mı hesap etmek lazımdı, satıştan mı? Satıştan yengem, satıştan tam sendik. Sen yürek mi yedin Afiyet? Üstüne çay iç. Sağ olasın. Ay, Şahin'im. Ne oldu oğlum size? Ramo nerede oğlum? Ne oldu lan size? Ne oldu Şahin? Arap. Lan söylesenize ne oldu? Hayırdır Yavuz? Niye çağrıldık? Bilmiyorum. Hayret. Sen her şeyi bilirdin.
Gerçekten çok üzgünüz. Yoksa bu... Evet Vahap. Bu kurşunu... oğlumun göğsünden çıkardılar. Bu kurşunun sahibi bu odadakilerden biri. Tam biraz ağır olmadı mı? Ben oğlumu kara toprağa vermişim, Kürşat. Bundan daha ağır mı var lan? İçinizde bana ders vermek isteyen bir hain var. İçimizde mi? Nereden çıktı bu? Bir başkası oğlumun mezarına niye bir külçe altın koysun? Şu andan itibaren her şeyi durduruyorum. Bütün limanları kapatıyorum. Karayollarını kapatıyorum. Bundan sonra hiç kimse tek bir sevkiyat yapamayacak. İstanbul'a hiçbir şey girmeyecek. İstanbul'dan hiçbir şey çıkmayacak. Sokaklarda bir gram mal satılmayacak. Bir liranız aklanmayacak. Cihangir, ne diyorsun sen? Atın! Kararlarım tartışmaya açık değil. Toplantı bitmiştir. İyi de ne kadar sürecek bu? Oğlumun katili buluncaya kadar. Artık yapacak başka bir işiniz olmadığına göre bütün gücünüzü bu işe harcayabilirsiniz. Acını anlıyorum ama bu böyle olmaz. İstanbul'u kapatmak ne demek? İş olmayacak ne demek? Bu yaptığın hepimizi aşar. Bu yanlış. Doğrusu yanlışı bu. O hain ortaya çıkana kadar işmiş yok. Şu an oğlumun katili gözlerini dikmiş bana bakıyor. Biliyorum. Ama çok yakında bana bakan o iki gözünü de alacağım. Şimdi gidelim. Yolma sen kalıyorsun. Doğu sen de çık. Geç otur. Seninle konuşacaklarım var.
Cihangir'in düşmanları için hazırladığı özel bir masası vardır. Er ya da geç, bütün düşmanları o masaya oturur. Önce bir güzel yedirir. Sonra en derin sırlarını anlatır düşmanına. Eğer bir gün seni de o masaya oturtursa, yolun sonuna gelmişsin demektir. Dikkatli ol evlat. O masaya oturacak bir belaya sakın bulaşma. Aksi halde yapabileceğin tek bir şey var. Ölmeden önce Cihangir'i de yanında götürmenin bir yoluna bak. Yesene. İştahım yok, sağ ol. Ye, ye. Ölmeden önce kendi helvasını yemek her insana nasip olmaz. Beni öldüreceksin yani. Taner'i benim mi öldürdüğümü düşünüyorsun? Küçük bir ihtimal. Belki. Ama bence o iş seni aşar. O zaman? Oğlumun son isteğini yerine getiriyorum Say. Vasiyet gibi düşün. O haini bulacağım. Eğer sensen, şu an doğru olanı yapıyorum. Değilsen, sağlık olsun. Bir sır vereyim mi Ramo? Asıl ben sana bir sır vereyim. Baba! Baba! Annem dışarıda Sibel'i öldürecek. Sen nereye? Organize şube müdürü Mahir Keskin. Randevumuz var mıydı? Ne randevusu lan? Aç yolu hemen. Bir saniye bekleteceğim. Cihangir Bey'in izni olmadan içeri alamamsın. Sen hala kiminle konuştuğunun farkında değilsin herhalde. Sen almıyorsun. Oğlum bizi içeri. Biz giriyoruz. Aç şurayı hemen. İsterseniz tutuklayabilirsiniz. Ama Cihangir Bey'in izni olmadan içeri alamam. Hemen! Dede. Bir damla yaşı akmadı gözünden. Bir damla. Ahsen! Ah,
Ahsen. Ahsen ne yapıyorsun Ahsen? Oğlumun ölümünde bu kızın parmağı var Cihangir. Ahsen. Ne olup bittiğini bir anlayalım önce. Lütfen sabırlı ol. Oğlum kara topraktayken ne sabrı? Getir o adamı buraya. Bu adam ortaya çıktığından beri bu kızın davranışları garip. Biliyorum. İkisi bir olup tuzak kurdular oğluma. İtiraf edin hadi. Ahsen, eğer öyle bir şey varsa ölüm kurtuluş olur onun için. Lütfen sakin ol. İndir şu silahı. İçim bu kız ölmeden asla soğumaz. Onun Taner'in ölümüyle bir ilgisi yok. Sen ne biliyorsun? Daha dün oğlunla ikisi plan kurup beni öldürmek istedi. Onu biliyorum. Telefonuma bakabilirsin. Mesajı duruyor. Beni tuzağa çekip kiralık katili öldürtmeye kalktı ikisi. Doğu. Evet. Taner Süsçü'yü tuttu. Ve? Süsçü öldü. Duydun mu Asen? Anladın mı her şeyi? Lütfen bırak şu silahı. En ufak bir yanlışını görürsem bir daha kimse durduramaz beni. Gelin hanımı odasına götürün. Bundan sonra bir dakika bile yalnız kalmayacak. Al şunu da. Hadi. Yavuz Bey. Ne oldu? Kapıda polisler varmış. Organize müdürü de gelmiş. İçeri alın. Fakat Cihangir Bey. İçeri alın. Alın içeri. Biraz önce seni öldürmek isteyen birinin hayatını kurtardın. Bu senin için bile fazla naif. Öyle değil mi? Ben olanı söyledim sadece. Cihangir Bey. Sonra Yavuz. Önce şu Ramon'un işini bir göreyim. Mahir müdür geliyor. Nasıl? Benden habersiz içeri mi almışlar? Ben içeri almalarını istedim. Uzun zamandır bekletiyorlarmış. İşkillenmesin şimdi. Cihangir Hanlı. Başkomiser Mahir. Uzun zaman oldu. Başkomiser değil. Artık organizenin başındayım. Burada ne işin var o zaman? Organizenin başına git. Taner'in davasına cinayet büroyla birlikte bakacağız. Ramo. Çok sık karşılaşır olduk.
Sen ne arıyorsun burada? Taziye'ye geldim. Şimdi de gidiyorum. Daha helvanı yiyecektik. Bir ara yeriz. Dost olduğunuzu bilmiyordum. Acımız büyük müdür. Ne söyleyeceksen söyle. Sibel'le konuşmaya geldim. Olayın tek tanığıyla. Babam Ramo'yu niye öldürmek istiyor? Yoksa abimi Abini Ramo öldürmedi. Babana da söyledim. Ramo dün gece ailesiyle berabermiş. O zaman? Duydun sen de. Taner Ramo'yu öldürtmek istemiş. Abinin anısına yarım kalan işi tamamlayacak herhalde. Sebep bu olamaz. Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Daha bugün incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten abinin korumasını öldürmüş. Hem de gözlerinin önünde. Hayırdır Ramo? Pek bir heveslisin gitmeye. Sen mi durduracaksın beni? Sadece ben değil. Hepimiz. İyi. Teker teker gelin o zaman. Yok. Biz toplu katliamcıyız. Atla. Gerçekten düşünecek misin atla? Çek arabayı. Nehir Hanım yapamam. Peki. Kazanın hesabını sen verirsin o zaman babama. Hangi kazanın? Az önce ne yaptığını farkında mısın? Hayatını kurtardım. Ya çekilmeselerdi? Çekilsinler diye yaptım zaten. Çok mantıklı. Verdiğin ifadeyi okudum. Katili görmediğini söylemişsin. Evet, görmedim. Hiçbir şey görmedin yani. Görmedim. Adamlar kar maskeliydi, bir anda içeri girdiler. Buna inanacağımı düşünmüyorsun herhalde. Bir şeyler saklıyorsun. İstediğini düşünebilirsin, olan bu. Peki o zaman ne düşündüğümü söyleyeyim. Dün benden Ramon'un adresini aldın. Ona gidip her şeyi anlattın. Sonra birlikte plan yapıp Taner'i öldürdünüz. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün ya? O zaman neler olduğunu anlat. Buradan birlikte çıkıp gideriz. Bir daha asla dönmek zorunda kalmazsın. Söz veriyorum. Bildiğim her şeyi söyledim. Ramon'un ne işi vardı burada? Bilmem. Kendisi ona ihanet ettiğimi düşündüğü için benimle konuşmuyor. Artık bana hiç güvenmiyorsun değil mi? Yazık. Dostluğumuz iyiydi Sibel. Düşmanlık yakışmayacak bize.
geldiğinde ölmeye geldim demişsin. Hiç unutmuyorum o sözünü. Sen beni niye bu kadar dert ettin? Masum olduğun için. Abim seni öldürmemişsin Yavuz anlattı. Aksine Sibel'le ikisi seni öldürmek istemişler. Sen buna rağmen az önce Sibel'in hayatını kurtardın. O kadar çok ölüm var ki engel olamadım. Durur musun? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok, hayır. Teşekkür ederim. Asla unutmayacağım bu günü. Belli ki onlardan farklısın. Ailende. Eğer gerçekten yardım etmek istiyorsan Sibel'e yaz. Evlat sevgisiyle dolu anneni ondan uzak tutmaya devam et. Şimdi dur lütfen. Peki.
Bir daha bu Mahir'i evimde görmek istemiyorum. Adımı mafyaya çıkaracak. Bulun birini, kapatın şu davayı. Tamam Cihangir Bey. Bundan sonra Nehir de dışarıya korumasız çıkmayacak. Tamamdır Cihangir Bey. Bulmuş mu Ramo'yu seninkiler? Maalesef ellerinden kaçırmışlar. Dur! Getirin şu iti bana. O kolay. Ama önce konuştuğumuz gibi Sibel'i yazlık eve götürmek isterim. Kafamda oturmayan şeyler var. O zaman Ramo ile ben ilgileneyim isterseniz. Tamam, halledin işte. Müsaadenizle. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Elin koruyacağını abinin yasını tut. Ben evime dönüyorum baba. Çünkü bu evde kalmak yeterince boğuyor beni artık. Alışsan iyi olur. Bundan sonra burada yaşayacaksın. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Sen söyle Vahap. Bizi buraya toplayan sensin. Bu resmi tatil. Kimse için sıkıntı değil anlaşılan. Olmaz mı? Bütün işleri durdurmak ne demek? Depolarım mal dolu. Katil bulunana kadar canım. İçimizden birinin yaptığından şüpheleniyorum. Haksız mı? O ne demek? Dün telefonuma bir mesaj geldi. Sizden birisi gönderdi. Dimitri'yi Cihangir'in öldürdüğü yazıyordu. Tahmin ettiğim gibi. Mesaj sadece bana gelmemiş. Mesajı gönderen kişi belki de katil odur. Kürşat, aramızda Cihangir'le en çok husumeti olan sendin. Dimitri senin enişten. Yengenin gazına gelip intikam almak istemiş olabilir misin? İçimizdeki en para gözde sensin. Kazancın yarı yarıya düşünce çok sinirlenmişsindir belki. Belki de mesajı sen attın. Şimdi üzerinden şüpheleri atmak için böyle söylüyorsun. İşin en tarafı da bu işte. Hiçbirimiz birbirimizden emin olamayacağız. Ama benim emin olduğum bir şey var. Kimse Cihangir'e mesajdan bahsetmedi. Neden? Cevap belli de kimsenin dillendirmeye cesareti yok. Senin var mı Vahap Bey? Diyelim ki var. Bilmek istediğim, zamanı geldiğinde benim yanımda mı olacaksınız yoksa karşımda mı? Cihangir bizi çaresiz bıraktı. Çaremiz var. Birazdan burada olacak. Cihangir seni bulma işini bana verdi. Bana ne kadar vakit kazandırabilirsin? Çok fazla değil. Doğu Sibel'i olay yerine götürecek. Umarım Sibel bir açık vermez. Şimdi bir işim var. Daha sonra acil buluşmalıyız. Hoş geldin Yavuz. Aslında çok fazla vaktim yok. O yüzden bir an evvel sadede gelirseniz. Geleceğiz, geleceğiz. Sen... İçeri bir gel hele. Ne oluyor burada? Konuşuyoruz. Cihangir'in yaptığı olacak iş mi? Takdir edersiniz ki çok büyük bir acı yaşıyor. Katil bulununca her şey eskisi gibi devam edecek. Ne eskisi? Vasili ile anlaşıp önce payımızı düşürdü. Bugün de işleri tamamen bitirdi. Vahap Bey. Buradaki konuşmayı Cihangir Bey'e anlatmak zorunda olduğumu farkındasınız herhalde değil mi? Anlatmayacaksın. Cihangir'in yaptığı resmen delilik. Bunu sen de biliyorsun. Bize deli adam değil... Akıllı, uzlaşılabilir birisi lazım.
Öyle değil mi Kürşat? Orası öyle. Ama bu iş hepimizi aşar. Derinlere kadar iner. Çark dönmek zorunda. Sen mantıklı, geleceğe parlak bir adamsın Yavuz. Bize bir çıkış yolu bulabileceğinden eminim. İyi düşün. Düşüneceğim. Müsaadenizle. Dur. Seninle işin bitmedi daha. Biraz baş başa konuşalım mı? Güzel yermiş. Burada mı yapıyorsunuz planlarınızı? Hayırdır Yavuz, ne oluyor? Bu oluyor canım kardeşim. Kapılın yaveri pis planmış sana. Abisinin kanını yerde koymayacakmış. Dün gece seni izlemiş. İlla kıstırım tenada diye. Cihangir'in de geldiğini görünce aklı gitmiş. Sonra da bana geldi. Gözleri dolar işaretiyle. Acayip bir şey var elinde dedi. Hakikaten bugüne kadar gördüğüm en acayip şeydi. Elindeki şeyin değerini anlayacak kadar akıllı bir adamdı. Bana gösterecek kadar da aptal. Dostunu yakın tut. Düşmanını daha da yakın derler. Bak, ne kadar doğruymuş. Cihangir'e gitmek yerine neden bize geldin? İlk başta niyetim oydu. Yalan yok. Sonra küçük bir kurt düştü içime. Lan, acaba dedim. Siz ikiniz benim bile hayal edemeyeceğim şeyleri başardınız. Neden dahası olmasın? Dahası? Ne istiyorsun? Açık konuş. Kralın ölmesini. Cihangir'in ölmesini mi istiyorsun? Sorun bu şimdi. Herkes onun ölmesini istiyor. Ama öyle bir korku saldı ki ortalığa. Bırak dillendirmeyi, kimsenin düşünmeye dahi cesareti yok. Hem denemesi bedava. En azından benim için. Unutmadan, bu iş bu akşama kadar bitmeli. Yarın sabah ilk gemimi alacakmam lazım. Ya bu fotoğrafı Cihangir'e gönderirim, ikiniz de öldürür. Yasak kalkar. Ya da siz ikiniz bir yolunu bulup Cihangir'i öldürürsünüz. Yasak kalkar. Senin için. Akıllı ol Ramo. Bırak Ramo. Şöyle. Bu işi bu gece bitirin. Söylersem durdurmaya kalkarsın. Ramo! Arayacağım, haber bekle. Bütün bu da ya, bir iş attı öyle mi? Pompacılar dedi mi? Tüh. Ya yenge, gözünü seveyim amma uzattın ya. Allah'ın sopası yok tabii. Sana senin karının ağı tuttu. Gel kusun. Böyle. Sen kimsin? Haber yok mu hala Ramo'dan? Yok, açmıyor. Açmıyor kardeşim.
Son bak. Anlamadım sanma. Sabah Sibel'den bahsediyordunuz. O kız yine bela mı açtıram onun başına? O yüzden mi çıkamıyoruz evden? Yok hala yok. Bu böyle olmayacak. Ben evden çıkacağım. Cihangir'in elinden alacağım Ramo'yu. Ağrıyor. Oğlum neredesin? İyi misin? İyiyim abi. Topla çocukları. Acil yardımınız lazım. Başımdan beraber. Çocuklar gidiyoruz. Hadi koşun. Yürü. Hadi bakalım yeni dayaklara. Detayların hepsini hatırlıyorsun değil mi? Eyvallah abi. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Ne demek abi, Cihangir Bey'e canımız fena. Vallahi ben bilmiyordum bu kadar önemli biri olduğunu. Ben nereden bileyim Türkiye'nin en iyi insanın oğlu olduğunu yani müdürüm. Biz orayı hırsızlık için şey etmeye gitmiştik müdürüm. Yani vicdan azabı çekiyorum. Çok pis vicdan azabı çekiyorum müdürüm ben. Şimdi bir geçireceğim sana. Sanıyorsun ulan ezberden. Sonra ne olmuş? Sonra içeriden birileri geldi. Ben bir panikledim, bir korktum, çektim, silah ateş ettim müdürüm yani. Oğlum niye itiraf ediyorsun peki şimdi? Ya ben dün televizyonda gördüm dedim. Yani durumun buraya kadar geleceğini ben şey demedim müdürüm. Babamla konuştum, git dedi, konuş dedi. Suçun hafifler dedi, cezan hafifler dedi. Ben de geldim telafini. Yani af diliyorum müdürüm yani ben şu an. Tövbe tövbe. Tek başına girdin yani eve. Yok biz iki kişiydik ama katil benim, ben ateş ettim. Peki öteki nerede? Öteki şey dedi, ben dedi yurt dışına kaçacağım dedi. Tabii, ben dedim adaletten kaçamazsın. Nereye kaçacaksın dedim. O gündür bugün hiç görmedim yani. İyi demişsin, aferin. Eyvallah. Bak koçum. Kimin emriyle buraya gelip kendini bu beylanın için neden attığını çok iyi biliyorum. Tövbeler olsun müdürüm, öyle bir şey yok. Yol yakınken vazgeç. Yakma gençliğini. Yakarım müdürüm yani. Ben cezamı çekmeye geldim. Af diliyorum sizden. Allah benim belamı versin. Neyse ceza çekip gideyim müdürüm ben yani. İçeri silahlı iki adam giriyor. Ama çok iyi nişancı olan Taner onlara değil de yere sıkıyor kurşunu. Nasıl oldu bu saçmalık? Bir açıklaması var mı? Önce bana ateş ettiler diyeceksin. Önce bana ateş ettiler. Neden önce sana ateş ettiler ki? Silah Taner'di. Ama önce sana ateş ediyorlar. Niye? Salak mı bunlar? Bana ateş ettiler çünkü silah benim elimdeydi diyeceksin. Önce bana ateş ettiler çünkü silah benim elimdeydi. Neden silah sendeydi? Taner silahı Sehpa'ya bırakmıştı. Ben Sehpa'ya daha yakındım diyeceksin. Taner Sehpa'ya bırakmıştı. Ben de Sehpa'ya daha yakındım. İyi nişancı değilsin galiba. Kendini de vurduğuna göre. Adamlardan biri üzerime atıldı diyeceksin. İki adam girdi içeri, biri üzerime atıldı. Ben silahı bırakmamak için direndim ama tetikteki parmağıma bastırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni böyle polis gibi sorguya çekiyorsun. Nedir bu olanlar? Her şeyi öğrenmeliyim. En ince detayına kadar. Katili dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor şu an. Taner benim kardeşimdi. Çok ağrıma gidiyor Sibel. Hem de çok.
Senin gitmiyor mu? Gitmez olur mu? Sen benim ne hissettiğimi tahmin bile edemezsin. Gördüm seni, affet. Ama emin olmak zorundaydım. Taşbaş! Sibel Hanım'ı eve götürün. Peki biz abi? Biz biraz daha buradayız. Dışarı kontrol edeceğiz. Buradan kaçmışlar. Kapatmışlar. Ne yapıyor oğlum bunlar? Kardeş kusura bakma, yol çalışması var. Biraz bekleteceğiz. Ne çalışması, hayırdır? Ya buralarda gaz sıkışması olmuş. Doğal gaz sıkışması. Onu halletmeye çalışıyoruz. Ne gazı? Ne dağı? Baksana bana. Dur la dur. Dur ne diyor. Gazı ne dağı? Lan oğlum işte. Lan yürü! Siz! Aç kapıyı! Ne oluyor? Bizi! Gir lan içeri. Kes lan. Rama. Gel Rama. Çık lan. Bayıl Sibel. Birileri daha varmış burada. Ne oluyor lan? Abi. Bir sıkıntı var. Taşbaş aradım vardır hanım diye eve açmadı. Gevşeyi de aradım, o da açmadı. Ne diyorsun sen? Hadi koş koş. Koş. Ölmüş mü? Yok, bayılmış. Kalıbınız. Kabus, kabustayız, kabus. Ne oldu? Neredeyim ben?
Ha, bu adamın aklına uyduk, seni kaçırdık. Kaçırdınız mı? He, kaçırdık. O evde kalmana izin veremezdim. Ortalık fena karışacak. Neden, ne oldu? Bu gece Taner'in evine girdiğimi gören biri var. Cihangir bu gerçeği öğrenirse yalan söylediğin ortaya çıkar. Seni de öldürür. Şimdi ben bu problemi çözeceğim. Ama başaramayabilirim. Ülkeyi terk edeceksin. Herkes seni öldü bilecek. Cihangir peşine düşmeyecek. Neden yapıyorsun bunu? Söyledim ya. Hayır, onu söylemiyorum. Neden hayatını benim için bu kadar riske atıyorsun? Vallahi onu ben de anlamadım. Bu kız seni 30 bilmem kaç yıla mahkum etmiş. Biz şimdi ne yapıyoruz? Anlamadım. Sibel, eğer birazcık vicdanın varsa ne olduğunu anlat, ben de bileyim, kardeşim de bilsin. Allah aşkına. Ramo bu gerçeği öğrenirse seni asla bırakmaz. Cihangir de Ramo'nun peşine. Ortalık kan gölüne döner. Konuşsana kızım. Ne oluyor ya? Konuşsana kızım Sibel. Abi hadi. Hadi daha bin tane işimiz var. Hadi. Bak, bizim bu kafayla işlerimiz hiç bitmez Veselam. Ben sana söyleyeyim. Açıla senden. Ramo. Ben çok sevdim seni. O yüzden ölmeni istemedim. Ne eksik ne fazla, hepsi bu kadar. Ben de senin ölmeni istemiyorum. Hepsi bu kadar. Cihangir Hanlı'nın oğlu Taner Hanlı'nın cinayetiyle ilgili teslim olan itirafçı gencin hırsızlık amaçlı eve girip Taner Hanlı'yı yanlışlıkla öldürdüğü, hatta Cihangir Hanlı'nın bu gence affedeceği söylentileri dolanıyor. Bu söylentiler üzerine Cihangir Hanlı'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle. Değerli emniyet mensuplarımız olayı kısa sürede açıklığa kavuşturdu. Buradan bir kez daha kendilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Olay artık yargıya intikal ettiği için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Bir genci bu hale getiren toplumumuz hakkında düşünmek, sonuçlar çıkarmak sanırım hepimizin görevi. Sibel'i kaçırdılar. Sibel'i sen mi aldın? Evet. Nasıl yaparsın böyle bir hatayı? Çok yanlış bir hamle yaptın. Vahap fotoğrafı Cihangir'e yollarsa Cihangir Sibel'i öldürür. Biz Cihangir'i öldürmeyi başarsak bile evdeki o manyak kadın Sibel'i sağ bırakmaz. Yine ölür. Ona hala aşıksın. Bu da seni aptallaştırıyor. Peki sen ölürsen, ki bu çok yakın zamanda gerçekleşecekmiş gibi duruyor, o zaman Sibel'e ne olacak? Hayır. Sibel'i bu gece yurt dışına göndereceğim. Herkes onu öldü bilecek. Başka bir kimlikle yeni bir hayata başlayacak.
Çok zorluyorsun beni Ramo. Bir çıkış yolu bırakmıyorsun. Benim hatam. Sibel'i eve ben götürmeliydim. Hataya doğruya sonra bakacağız. Doğru. Bir cezası olacaksa da sonra keseceğiz. Oğluma öğretmek istediğim bir tek şey vardı. Ama öğrenemedi. Çok hırçındı, aceleciydi, kibirliydi. Kendine çok güvenirdi. İnsanları küçümserdi. İnsanları asla küçümsemeyeceksin. Kimin ne olduğu, nasıl bir ateş olduğu hiç belli olmaz. Ben de bugün bu hataya düştüm. Küçümsedim. Oğlumun acısıyla intikam hırsına kapıldım. Bunda da haklıydınız. Değildim. Bir olayı çözmek istiyorsan duygularına asla kapılmayacaksın. Şimdi bunu yapanın yerine koyuyorum da kendimi. Sence böyle bir şeyi niye yaparım? Dimitri'nin altınları için olabilir mi? O da var. Oraya da geleceğiz. Yavaş yavaş. Taner'i öldürdüler. Sibel'i de öldürebilirlerdi. Ama yapmadılar. Peki şimdi niye kaçırdılar? İşte burası mantıksız. Biri beni hata yapmaya zorluyor. Taner'in mezarına altın koyma sebepleri de bu. Delireyim istediler ki daha çok hata yapayım. Ben de masayı kapattım. Düşmanlarımın ekmeğine yağ sürdüm. Her şeyi durdurdum. Şimdi biri beni öldürmek istese haklı da olur, destekçi de bulur. Masayı açmayı mı düşünüyorsunuz? Yok, bu daha büyük bir hata olur. Geri adım atmak sadece zayıflık olarak görünür. Ne yapacağız peki? Bunu yapan her kimse çok zeki. Kafamızı karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Sadece bir tek şeye dikkat edeceğiz. Beni hataya zorlayan bu hain kimse karşıma bir düşman olarak çıkmayacak. Dost elini uzatacak. Ki bu cehennemin içinde birine güveneyim. Sebaş'ım da ne güzel oturmuş oraya ya. Sebaş'ım, nerede millet? Kız, Hasan bütün erkekleri toplayıp götürdü ya. Nereye? Ha, onu bilmiyorum. Şeye gitti canım. Aman, siz de her şeyi unutuyorsunuz. Sebaş'ım, güzelim benim ya. Ay, ay kız dur, kız anam, dur. Anam. Fatoş'um,
Kolay gelsin. Buyurun, size de kolay gelsin. Rama nerede? Rama... limandadır herhalde. Orada kimse yok. Nerede bulurum onu? Ya şimdi ben bilemeyeceğim yani. Kimdi o gelenler? Polisler işte, halam görmedin mi? Ramo'yu sordular. Burada da milli olduk. Çok şükür polisimiz eksik olmaz artık. Ya Afet, dussuz dussuz konuşma Allah'ın aşkına ya. Bu arabada biri daha vardı. Kimdi o? Adam, erkek. Biz nereden bilelim Fidan ya? Nasıl bilmezsiniz? Kapımıza kadar gelmişler, Ramo'yu sormuşlar. Nasıl bilmezsiniz? Az kaldı, yakında kopacak kayış. Çok aşıktım o gün. O da bana. Bahar'da evlenecektik. Bir sabah çarşıda işim var diye çıktı. Daha da dönmedi. Üzerinden kaç bahar geçti sayamadım. Aradım, sordum, bekledim. Ama ne o geldi, ne ben izini bulabildim. Hani sırra kadem basmak derler ya. O hesap işte. Eğer bizim gibi biri ise, yani işlerimiz malum. O zaman ben de öyle düşündüm. Kesin dedim, birisi öldürüp bir köşeye attı. Bir mezara olsaydı gidip başında ağlardım. Yasımı tutardım. Acısı, kederi içimde olurdu ama en azından yattığı yeri bilirdim. Polis misin sen şimdi? Organize şube müdürü. Yıllar önce Adana'dayken komiserdim. Gizli görevle gelmiştim. Görevin bitince de gittin. Öyle mi Fatih? Mahir. Asıl adım Mahir. Bırakalım boş konuşmayı da. Sen Ramo'dan ne istiyorsun onu söyle. Sibel kayıp, kaçırılmış. Beter olsun. O kız Ramo'ya bela getirmekten başka hiçbir şey yapmadı. Bence onu Ramo kaçırdı. Aptal değil benim yeğenim. O kız gidip başkasıyla evlendi. Ramo'ya hapse attırdı. İhanetin en büyüğünü etti. Aşkı kullanarak aldattı. Çok geç olmadan Sibel'i bulmama yardım et. Ramo nerede söyle. Bilmiyorum.
mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra. Sana bir şey soracağım. Hani dedin ya ben onlara benzemem diye. Sen nasılsın? Benim sevgilim olmaya cesaret edebilir misin? Bence cevabı çoktan almışsınız. Adana'ya ilk gittiğimde işte Cihangir'i bitirecek adam demiştim. Ramo'ya çok güvendim. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Neden? Konu Sibel olunca mantığını kaybediyor. Sibel'i kaçırmış. Yurt dışına kaçıracağım diyor. Bence birlikte kaçacaklar. Yani ne diyorsun şimdi? Ramo'yu yakacağız diyorum Vahap Bey. Sana neden güveneyim? Hadi gidelim. Nereye? Güvenini kazanmaya. Beladan kurtulabilecek miyiz kardeş? Bela dediğin soru işaretidir. Doğru cevabı bulman gereken bir sınavdır derdi ihtiyar. Vahap hakkında da birkaç laf ettin bu ihtiyar. Vahap'a asla güvenme. Babasını satar o. Ki zamanında Cihangir'e satmışlığı vardır. O masaya oturmak için. Kaypak ve güvensizdir. Ondan uzak dur evlat.
İşimiz çok zor desene. Allah sonumuzu hayır eylesin. Sibel, en büyük zaaf, en derin yaram. Birazdan gideceksin ya, ama bu sefer dönmeyeceksin. Mahat Bey, siz birazdan geleceksiniz. Ne zaman? Anlayacaksınız. Asla yapmam dediğim ne varsa yaptırdın hep bana. Kabuslarım da sen oldun, düşlerim de. Bu Vahap denilen kansızın burada işine. Bu herif buraya gelmeyecekti. Planda bu yoktu. Planda ufak bir değişiklik yaptı. Abi! Abi! Senin aşkın düşmanıma öfke, kalbime gölge oldu. Ne yaptı lan bu manyak? Şerefsiz. Yolun açık olsun Sibel. Her nereye varacaksın. Nasıl yaparsın bunu Yavuz? Nasıl? Buna beni mecbur bıraktın. Haklıydın Ramo. Sen çoktan öldün zaten. Sibel'in de ölmesini istemiyorsan dediklerimi yaparsın. Şu anda bir adamım senin evinde. Lafımı dinlemezsen Sibel ölür. Bu Taner'in telefonu. Birazdan Cihangir işi gücü bırakıp Ramon'un peşine düşecektir. Siz de birkaç saat sonra Cihangir'i arayıp Ramo'yu buldum diyeceksiniz. Cihangir şimdiden öldü sayılır. Sonra da bunu postalar sahtalık ve. Zevkle. Kral olduğunuz masada bana da bir koltuk isterim. Sen hiç merak etme, hem de hiç. Senin gibi bir adam her zaman ihtiyacım var. İkrarsız şey.
Geldi mesaj. Oğlumun katilinden. Abi, masanda Yavuz'a koltuk verecek misin gerçekten? Yok be oğlum. Cihangir'den sonra onu da işini bitireceğiz. Sırrımızı bilen kalmamalı. Gece krallığımızı ilan ediyoruz. Bombaları evin her köşesine yerleştir. Bu iş burada bitmez Yavuz. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Alın içeri götürün şunu. Yol boyunca çan 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 kafamı şişirdi. Unutma Ramo, Sibel'in hayatı senin ellerinde. İyi miyiz Yavuz? İyiyiz abi. Kral diyeceğim. Eyvallah Ramo. Hakkını ödeyemem. Merak etme. Benim hakkım kimsede kalmaz. Burada durmalı. Cihangir gelince görsün. Onu tuzağa çekmek istiyorsak öfkelenmeli. Ya Cihangir gelmezse? Çullu kuşları nasıl avlanır, nasıl ziyafet çekerler bilir misiniz Vahap Bey? Toprağın üstünde dans ederler. Dans ederler ki toprağın altındaki solucanlara yağmur varsanıp yukarı çıksınlar. Bizim elimizde gök gürültülü sağanak yağmur var. Ben Cihangir Bey'in işini bitirdikten sonra bombayı ateşleyin. Aşağılık herif. Kişisel değildir ama. Sadece iş. Gafil avlamalıyız. Bomba daha önce patlarsa Cihangir tetikte olacaktır. Hoş bende. Cihangir'in adamlarını da Ramo'yu da... bir parmak hareketiyle EBT'ye de göndereceğim. Cihangir Bey, Ramo'yu henüz bulamadım. Bir deliğe saklanmış ama önünde sonunda bulacağım. Oku şunu. Bu
Oğlundan sonra gelininin de işi bitecek. Sibel'i ben aldım. Sonra sıra sende Cihangir. Ramo. Mesaj Taner'in telefonundan gelmiş. Ama Vahap arıyor. Aç. Buyurun Vahap Bey. Cihangir, Ramo'yu buldum. Bir daha söyler misiniz Vahap Bey? Cihangir, müjdemi isterim. Ramo'yu buldum. Bir adamdan haber geldi. Ne diyorsun Vahap? Adamlarıyla beraber Beykoz'a gizlenmiş. Yoldayım. Hemen bana konum gönder. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak Vahap. Dedeniz şu dost eli Vahap olabilir mi? Öyle görünüyor. Hazırlığını yap. Bugün çok kan dökülecek. Neyin peşindesin Ramo? Seni hiç böyle anlatmamışlardı. Tam da efsane olacaktın. Bir de şu haline bak. Evde. Nasıl buldun bu? Çulluk kuşları nasıl avlanır bildin mi? Çulluk mu? Göster bakalım şu yakışıklı suratını. Canlı istiyorum. Az kaldı Cihangir. Çok az kaldı. Birazdan bitecek. İşaret yumruk. Cihangir Bey elini yumruk yapınca indiriyor sahilleri.
çok zorluyorsun beni Ramo. Bir çıkış yolu bırakmıyorsun. Sana tek çıkış yolunu söylüyorum. Şimdi Vahap'a gideceksin ve beni satacaksın. Vahap bunu yutmaz. Abimi öldürürsen yutar. Amcaoğlu. Alo. İyi. İyi. Kalk hadi kalk. Ne oluyor lan? Ana içim geçmiş ya lan biraz içim geçmiş. Gel. Allah'ım yok yok. İyi misin? Ulan içim geçmiş uyumuşum ya. Yandı ya lan memem. Vallahi memem yandı. İyi. Hadi bakalım. Vallahi bir an ben bile yedim ha. Değil mi? Ha. Vallahi dokuz canlısın ha Hasan abi. Oy. Hadi bunu da atlattın hadi. İyisin iyi. Abi! Abi! Ramo'yu Cihangir'e vereceğiz de. Cihangir'e benim ağzımdan mesaj yaz. Taner'i öldürdüğümü söyle. Aynı mesajda Sibel'i kaçırdığımı ve öldüreceğimi söyle ki yeni bir hayata başlayabilsin. İyi de Cihangir senin Sibel'in hayatını kurtardığını biliyor, şüphelenecektir. Benim istediğim de o zaten. Hem Vahap sana inanacak, hem de Cihangir mesajı atanın ben olmadığımı. Hemen bana konu gönder. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak Vahap. Sen de bunun üstüne gideceksin ki senden şüphelenmesin. Cihangir Bey, Ramo bugün Sibel'in hayatını kurtarmadı mı? Neden öldürmek istesin? Bu işte bir terslik var. Kesinlikle. Biri bize kötü bir oyun oynamaya kalkıyor. Böylece Cihangir Vahap'ın Sibel'i kaçırıp öldürdüğünü düşünecek. İyi güzel hoş da seni oradan nasıl çıkaracağız? İşte işin en zor kısmı o. Göster bakalım şu yakışıklı suratını. Evden çıkmak için fazla vaktim olmayacak. Hadi tamam. Nerede lan? Nerede lan bu? Nerede lan bu? Ah. Buldum. Ah, bu tamamdır. Tamam. Tamam. Bir tane bende var. Kaç oldu? Beş oldu. Beş. Kardeş. Abi çıkın. Çık hemen çık. Çıkın lan! Thank you.
kurtardın beni. Cihangir, malından, mülkümden, burada çürüttüğü ömrümden çok daha kıymetli bir şey aldı benden. Bütün yaptıklarıma karşılık senden tek bir şey isteyeceğim evlat. Ne olursa olsun. Oğluma zarar vermeyeceksin. Zarar vermeye kalkan olursa onları da engelleyeceksin. Söz. Hata işte. Bir dahakine yapmam. Aldın üstünden. Taner'in telefonu. Vahap atmış mesajı. Demek sendin köpek. İçimizdeki hain. Akıllı ol Ramo. Sibel'i Vahap kaçırmış. O zaman Sibel de öldü. Bir daha Raman'ın başını derde sokmana izin vermeyeceğim. Şart olsun öldüreceğim seni. Anlat. Neler oldu? Vahap aldı beni. Pencerenin önüne bağladılar sizi yemlemek için herhalde. Kelepçelerden kurtulup adamları hallettim. Sonrası malum. Çekip gidebilirdin. Dağ başında araç bulmak zor. Beni bırakırsınız diye düşündüm. Dün gece oğlum öldü. Bugün de oğlum saydığım Doğu'yu kaybediyordum neredeyse. Düşmanlık bitti. Çocuk. Babı öldürüp Cihangir Bey'le dost olacaksın yani. Asla.
Cihangir'i de öldüreceğim. Bu imkansız. Nasıl başaracaksın bunu? Vahap'ın ölümü sayesinde. Düşmanlık bitti. Çocuk. Bitti. Sözü veren sadece değilse... Bil ki cehennemi bu hayatta yaşayacaksın Ramo. Seni son kez bağışlıyorum. Bir daha karşıma çıkma. Allah'ın hakkı üçtür. Doğu, Sibel'i bul. Vahap'ın bütün sülalesini al. İşlerinden biri mutlaka bir şey biliyordur. Ya da öldüre öldüre öğren. Cihangir Bey, Sibel çoktan ölmüştür. Faydasız artık, mesajda da... Yavuz! O bana oğlumun emaneti. Ölüsü bile olsa şerefsiz köpeklere mi bırakacağım? Öldüm mü ben Yavuz? Ha? Öldüm mü ben? Ne geçiyor aklından? Planın ne? Ok yaydan çıktı. Doğu Vahap'ın ailesine gidecek. Şimdi plan değil, harekete geçme zamanı. Cihangir'i öldüremezsin. Ne kadar adamı var görmedin mi? Sibel yeni hayatına başlayacak. Cihangir'in insafına bırakmayacağım onu. Tamam, Sibel'in hayatını kurtardın, başardın. Artık tehlikede değil. Sakin ol, sus ve bekle. Duymadın mı sen? Vahap'ın bütün ailesini öldürecekler. Buna mı susacağım? Ne şiş yansın ne kebap diyorsun yani. Ben yanarım diyorum. Ruhsuz herif ben. Benim yüzümden o insanları öldürünce ne farkım kalacak Cihangir'den? Hiçbir şeyden haberi olmayan insanların kafasına silah dayayacaklar. Savaştığım herifler gibi zalim olursam ne hayır kalır benim adamlığımdan? Vahap ölümü hak etti, ailesi değil. Mantığını kaybediyorsun, öldürteceksin kendini. Sen beni mi dert ediyorsun? Ben herkesi dert edinirim Ramo. İşime yaradığı sürece. Sonunda Cihangir'i alt edecek adamı buldum. O da aptal çıktı. Sen hala anlamadın değil mi? Yavuz, ben senin adamın değilim. Cihangir'i öldüremezsin. Heh. Aptal. Aptal. Thank you.
Ben geçince dediğim yerde iki araçla yolu kapatıp gidin abi. Peşimdekileri atlatsam yeter. Hangi adamlar oğlum? Abi siz yapın. Sonra anlatacağım. La tamam hadi. Şimdi bitti Cengiz.